2 metreye indi. Bu bilinçsiz kullanım ne yazık ki çevre kirliliğine, canlıların ölüm riskiyle karşılaşmasına, gıda kirliliğine sebep olmakta. Özellikle bu aşırı olabilecek pestisit tüketimi bugün gıda maddelerinde karşılaşılan kalıntı sorunuyla önümüze çıkmakta ve ülkemizin ticaretini de bozmakta. Son 10 yılda drone kullanımı, özellikle ilaçlamadaki drone kullanımı çok hızlı bir şekilde gelişmekte. Bazen bireysel olarak alınan drone'lar, bazen de müteahhitlik yoluyla yapılan drone uygulamaları ne yazık ki bilinçsizce yapılmakta. En büyük problemimiz ilaç sürüklenmesi. İlaç sürüklenmesi havadan yaptığımız için çok uzak mesafelere bu ilaçlar gidebiliyor. İçme sularına karışıyor, insanlara bulaşabiliyor, farklı bitkilere bulaşabiliyor, toprakta kalıyor ve canlıları öldürebiliyor. Yani bazen zararlıların popülasyonunu sınırlayan bir öğe de düşmanları. Ama biz ilaç attığımızda düşmanlarını da öldürebiliyoruz. Ayçiçeği, fındık, mısır, üzüm bağları, meyve bahçelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Attığımız ilacın hedefe ulaşıp ulaşmadığını, hangi şartları uygularsak daha iyi bir verim dağılım sağladığını incelemeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde damla çaplarını ölçüyoruz. Çünkü biz böcekleri atarken küçük çaplı damlalar istiyoruz. Mantarlara atarken bir nebze yukarı çıkartıyoruz damla büyüklüğünü. Herbisitlere ya da toprak ilaçlaması yaptığımızda daha büyük damlaları tercih ediyoruz. Hangi memeyi kullanacağımız da çok önemli. Genelde yer aletlerinde olduğu gibi ne yazık ki dronlarda da üzerinde gelen memeyi biz her türlü ilaçlamada kullanıyoruz. Bu yanlış. Her bir memenin bir kataloğu vardır ve bu katalogda hangi basınçta, hangi birim alanı ne kadar ilaç atacağınız hepsi belirlidir ve biz buna göre ayarlamaları yapmamız gerekiyor.